Selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün günlerden Trabzonspor. Evet. Biliyorsunuz geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nden Rapid'e her iki maçta da 2-0, 1-0 yenildik ve Avrupa Ligi'ne veda etmiştik arkadaşlar. Şimdi Konferans Ligi'nde rakibimiz İsviçre'nin Sankt-Gallen takımı. Evet sevgili dostlar, sadece Sankt-Gallen takımının sizlere bir maçını izleteceğim. Nasıl oynadıklarını sizler de görürsünüz inşallah. Ama ben bu turdan da pek emin değilim. Çünkü Abdullah Hoca'ya güvenmiyorum. Yani takımı çok çok düşük seviyede top oynuyor. Ben bu Sankt Gallen Young Boys maçına baktıktan sonra gerçekten ümitlerim iyiden iyiye kırıldı arkadaşlar. Çünkü bu takım çok hızlı top oynuyor. Ara pasları çok şahane. Uzaktan şutları var. Topu önüne alan gidiyor sevgili dostlar. Şimdi bu takımın size Young Boys maçını izleteceğim arkadaşlar. Sankt Gallen evinde Young Boys karşı oynamış. 4-0 kazanmış. 7. ayın 28'i 2024 sevgili dostlar. Evet. Evet size çevireyim bir. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şu yeşillüler Sankt Gallen. Sevgili dostlar. Bak arkadaş, adamın attığı gole bak ya. Dört kişinin arasında girdi, gol attı. Bakın. İzleyin arkadaşlar. Bakın. İşte burada takım 1-0 öne geçiyor sevgili dostlar. Aha burada yine 2-0 öne geçti. Görüyor musun? Çok hızlı tek vuruşu yapıyor. Bizim takım bunların bu temposuna ne kadar dayanır onu bilemem arkadaşlar. Görüyorsunuz, size anlatmaya gerekmez. Bu sarılar Young Boys takımı. Tabii Young Boys da gol kaçırmış ama ya direkten dönmüş ya da kaleci çevirmiş yani. Son vuruşları yapamamışlar arkadaşlar. Bak adamın da hıza bak, hıza, surata bak. Bak bunu da kaleciye attı. Bu maçın ikinci yarısı sevgili dostlar. Bakın. Maç şu anda 3-0 oldu arkadaşlar. Gerçekten 4-0 maçı Young Boys kazandı sevgili dostlar. Görüyorsunuz yani. Burada Young Boys takımı 4-0 yenildik. Bu Young Boys takımı geçen seneki İsviçre şampiyonu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada size Young Boys takımını izlettim arkadaşlar. 2 dakikaya yakın. Onun için herkes kararını verecek. Trabzonspor ne şekil bir oyun oynar. Ama bu Abdullah Hoca nasıl bir oyun oynar onu bilemem arkadaşlar. Acaba diyeyim önceki maçlardan ders alır mı? Ya adam 5-6 tane stoperle oyun oynuyor arkadaş ya. Hable bir şey bir yerde görüldü mü? Arkadaşlar. Sankt Gallen takımını ben çok iyi buldum. Çok hızlı koşuyorlar. Ayağa pas atıyorlar. Aa, siz de izlediniz yani. İzleyin.
İzleyin de bu video rekor kırsın, rekor. Arkadaşlar. 1000-2000'i geçsin bu videonun izlemeleri. Anladınız mı? Bu home transfere de yattı gibi bir şey diyorlar. Sevindiydik arkadaş, alındı diye. Home transferinde bayağı bir pürüzler çıkmış. Bilmem gelecek satışı 8 milyon euro serbest kalır maddesi koydurmak istemiş. Allah bilmiyorum ya. Hable bir şey var mı sevgili dostlar? Sevgili Trabzonspor taraftarları. Evet. Bundan sonra Almanya'da Werder Bremen'de oynayan bir çocuk Mavrun. Bilmiyorum yani ben onun ismini de duymadım yani. Anladınız mı? Onun ismini duymadım sevgili dostlar. Onun için Trabzonspor ya Weghorst'u transfer edecek veyahut da ona açıyor. Başka bir şey tanımıyorum ben arkadaşlar. Bugün Abdullah Hoca defansif kontratak oynayacak. Defansı sağlam tutacak. Arkayı sağlam tutacak. Kontratak futbolu oynatacak. Bizim ileride mesela Dragoş'la Cihan Çanak var. Güzel, iyi koşuyorlar bunlar. Futbolcular birbirine yakın oynayacak, uzak oynamayacak arkadaşlar. Hoca bunu demiyor mu arkadaşlar ya? Birbirinize yakın oynayın arkadaşlar. Evet. Bayram Özen'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet. Arkadaşlar. Size bu Young Boys takımının maçını izlettim. İzlettim arkadaşlar. Young Boys, Satkallan Young Boys maçı ha. Evet. Görüşürüz sevgili dostlar.